Şu an ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Sen galiba beni yanlış anladın. Galiba davranışlarımı yanlış anladın. Kaç sene aynı yerde, aynı pozisyonda çalışabilirsiniz? Benim terfim geldi. Maaşımı yükseltin. Öyle bir prototip var ki şu an piyasada. Yani seri üretimdeler. Ne olduğunu anlamıyorsun adamla. Benim etrafım kadın kaynıyor. Annemden kız kardeşime, arkadaşlarıma. Bu kadınlar meraklı kadınlar. Kimin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Ne diyeceğim ben? Anne öyle ciddi bir şey yok ya. Takılıyoruz. Annem var ya benim ağzıma bir tane yapıştırır. Bu yaşımdayım. Dayak yerim yemin ederim. Ciddi ilişkiden kastımız nedir bizim? Bu adamla biz bir ay önce falan danaya girmiştik herhalde. Öyle bir şey canlanıyor benim aklımda çünkü. Ciddi olmayan ilişki ha bugüne kadar bizim yaşadığımız değil mi? Çakal. Ha en tav oldu. Ciddi bir ilişkiden yeni çıktı. Teşekkür ederim. Hayat amacımı, bu dünyaya geliş amacımı bana buldurttuğun için sana teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Çünkü ben bugüne kadar diyordum ki ben kimim? Neden bu dünyaya geldim? Niye bu coğrafyadayım diyordum. Meğer sen o ciddi ilişkiden çıktığında seni ayakta tutabilen güç olmak için ben buradaymışım. Tabii ki sen beni istediğin zaman arayabilirsin. Ben her zaman senin için müsaitim. Benim bir hayatım yok çünkü. Yok ben bu saatten itibaren bana sen kimsin dediklerinde ona bile cevap vermeyeceğim. Seni arayacağım, söyle diyeceğim kimim ben. Söyle. Haspam ciddi ilişki istemiyormuş, yeni ciddi ilişkiden çıkmışmış. Bana ne? Benim bundan haberim var mıydı? Bana bunu söyleyip de bana seçenek yani bir sundun mu ya? Ya seçme seçilme hakkı diye bir şey var. Bak çok saçma gelebilirsin ama benim böyle bir hakkım var. Hatta tanındı bana bu. Ciddi ilişkiden kastım da senin şey sorumluluk alamam. Ne yapıyor sanki? Ben 4 çocuğumla geliyorum sana. Ne mesleğin var, ne bir şey, ne altın bileziğin var. Bana bakıyor. Onun iki tatile gideceğiz, iki tane film izleyeceğiz. İki arkadaş ortamında muhabbet edeceğiz yani. Acaba ben senin sorumluluğunu alabilir miyim? Peki. Canım. Bir ay sonra ağlarsın. Gelirsin kapıya. Çok özür dilerim. Ben öyle demek istememiştim yalnız. Orada kastettiğim o değildi. Ben ondan bahsetmiyordum dersin. Ama geçtim Bodrum Pazarı. Süre şeyin iyi de yani.